Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimiz 3. sınıf fen bilimleri dersinden çevremizdeki varlıkları tanıyalım konusu. Çevremizde gördüğümüz varlıkların kendilerine ait özellikleri vardır. Bazı varlıklar beslenir, büyür, solunum yapar, çoğalır ve kendiliğinden hareket eder. Bazıları ise bunları yapamaz. Varlıklar bu özelliklerine göre canlı varlıklar ve cansız varlıklar olarak ikiye ayrılır. Şimdi ilk önce canlı varlıkları inceleyelim. Canlı varlıklar beslenen, hareket eden, büyüyen ve çoğalan varlıklardır. Canlı varlıklara örnek verecek olursak, insanlar, bitkiler, hayvanlar bu varlıkların sınıfına girer. Yani canlı varlıkların sınıfına girerler. Canlı varlıklara örnek verecek olursak, bunlar kedi, köpek, tavuk, böcek, kuş, ot ve bunun gibi yaşamını sürdürebilen, büyüyen, gelişen başka varlıklara da canlı varlıklar deriz. Diğer varlık özelliğine bakacak olursak, cansız varlıklar beslenemeyen, büyüyemeyen ve hareket edemeyen, aynı zamanda çoğalamayan varlıklara denir. Bu varlıklara örnek verecek olursak, eşyalar, hava, su ve toprak cansız varlıklara örnektir. Örneğin kitap, şemsiye, makas, kalem, masa bunlar günlük yaşamda kullandığımız eşyalardır. Bunlar aynı zamanda cansız varlıklardır. Su, toprak, hava bunlar da cansız varlıklardır. Çünkü bunlar büyüyemiyorlar, çoğalamıyorlar ve hareket edemiyorlar. Bunlar ancak insanların yardımıyla hareket edebilirler, yer değiştirebilirler ve biz bunları besleyemiyoruz. Ve bunlar kendi başlarına da çoğalamıyorlar. Şimdi canlı ve cansız varlıkları karşılaştıralım ve bu özelliklerini yazalım. Canlı varlıklar ne demiştik? Hareket ederler. Evet, hareket ederler. Fakat cansız varlıklar hareket edemezler. Edemezler. Canlı varlıkların bir diğer özelliği ise beslenmeleriydi. Bunlar beslenirler. Ama cansız varlıklar beslenemezler. Canlı varlıklar ne demiştik? Bunlar büyüyüp gelişebiliyorlar. Büyür ve gelişir. Fakat cansız varlıklar büyüyüp gelişemezler. Yani büyüyemez ve gelişemezler. Canlı varlıkların bir diğer özelliği ise bunların solunum yapmalarıydı. Canlı varlıklar solunum yaparlar. Fakat cansız varlıklar solunum yapamazlar. Canlı varlıkların bir diğer özelliği ise çoğalmalarıydı. Canlı varlıklar çoğalırlar. Fakat cansız varlıklar çoğalamazlar. Canlı varlıkların son özelliği olan boşaltım yapmalarıydı. Bunlar boşaltım yaparlar. Fakat cansız varlıklar boşaltım yapamazlar. Yapamazlar. Evet, bugünkü konumuz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.